13 Ali Ramiteni vefatı 1315-1321. Buhara'nın iki fersah kuzeyindeki Ramiten kasabasında doğdu. Mahmud Encir Fanevi Hazretlerine intisap edip tasavvufi terbiyesini tamamladı ve onun halifesi oldu. Bir müddet Ramiten civarında halkı irşad ettikten sonra Bağver'de göç etti. Orada da bazı müritleri oldu. Bilahare Bağver'den Harezm'e gitti ve oraya yerleşti. Bu sebeple Ali Bağverdi diye de anılır. Tasavvuf ehli arasında Azizan lakabıyla meşhurdur. Rivayete göre kendisine ait bir söz söyleyeceği zaman, tevazu sebebiyle Azizan yani azizler şöyle diyor diyerek cümleye başlardı. Bu yüzden Azizan lakabıyla meşhur oldu. Yüzü nurluydu. Zahirde halk ile, batında hak ile olurdu. Harezm'e gittiğinde kendisini dokumacı olarak tanıtan Ali Ramiteni Hazretleri, İki müridi vasıtasıyla o bölgenin padişahından yazılı olarak ikamet izni aldı. Harezm'de her sabah ırgat pazarına gider, istidatlı gördüğü bir iki işçiyi alıp evine getirir, ikindi namazına kadar onlarla dini ve tasavvufi mevzularda sohbet eder, sonra da ücretlerini verip gönderirdi. Ancak bir kez sohbetinde bulunanlar, aldıkları feyzin lezzetiyle bir daha oradan ayrılmak istemez, sonraki günlerde tekrar gelirlerdi. Böylece kısa zamanda pek çok talebesi oldu. Bundan tedirgin olanlar durumu padişaha bildirdiler ve tahtının tehlikede olduğunu söylediler. Padişah da Ramiteni Hazretlerinin Harezm'den çıkmasını istedi. Ancak Ramiteni Hazretleri elindeki ikamet iznini gösterince orada kalmasına izin verdi ve aralarında bir dostluk başladı. Harezm'de halkı irşada devam eden Ali Ramiteni Hazretlerinin 130 sene kadar yaşadığı rivayet edilir. Hicri 721, miladi 1321 tarihinde vefat etmiş olduğu tahmin edilmektedir. Kabri bugün Türkmenistan'ın kuzeyinde Taş Havuz vilayetinin Köne Ürgenç kasabasındadır. Ayrıca Buhara yakınlarında bir makam kabri bulunmaktadır. Mahbubül Arifin isminde bir eseri mevcuttur. Hikmetli sözleri. İbadetler 10 cüz olup 9'u helali talep etmektir. Geri kalan bütün ibadetler bir cüzdür. Helal yemeyen kişi kendinde Allah'a itaat etme gücü bulamaz, hep isyana meyleder. Helal yiyen kişi de Allah'a isyankâr olamaz. 3 kalbin birleştiği yerde mü'min manen mesafe almış olur. 1. Kur'an'ın kalbi, Yasin suresi. 2. Mü'min kulun ihlaslı kalbi. 3. Gecenin kalbi seher vakti. Minnetle hizmet eden çoktur. Hizmeti minnet bilenlerse azdır. Siz, hizmette bulunma fırsatını elde etmiş olmayı minnet bilir ve hizmet ettiklerinize minnettar kalırsanız, herkes sizden memnun olur, şikayetçiniz azalır. Muhabbetin şartı muvafakat etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevdiğini iddia eden kişinin
ona tabi olması gerekir. Hak Teâlâ ile sohbet edin. Eğer onunla sohbet edemiyorsanız, onunla sohbet eden kişilerle sohbet edin. Yani zikir ehli salih ve sadıklarla beraber olun. Onların hal ve nasihatlerinden istifade edin. Dünya ve ahiret iki kız kardeş gibidir. Bir kişinin iki kardeşi birden nikahlaması mümkün değildir. Dünya ve ahiret sevgisi bir arada bulunmaz. Halbuki ikisi de mahluktur. O halde yaratıcı ile yaratılmışın sevgisi bir arada nasıl bulunsun? Ona ancak güzel sözler yükselir. Fatır 10 ayetinin hükmünce, zikir kuşunun ulvi alemlere uçabilmesi için iki kanadının olması lazımdır. Biri huzur, diğeri ihlas. Ali Ramiteni Hazretlerine iman nedir veya tasavvuf nedir diye sordular. Fasl ve vasl, yani ayırmak ve birleştirmektir diye cevap verdi. Yani gönlü masivadan ayırmak ve Hak Teâlâ ile beraber olmak. Diğer bir ifadeyle fücurdan kurtulup takvaya varabilmek ve takvada mesafe kat edebilmek. Cehri zikri hangi niyetle yapıyorsunuz diye soranlara Ramiteni Hazretleri şu cevabı verdi. Bütün alimler ölüm döşeğindeki insana kelime-i tevhidi telkin etmenin ve o kişinin yüksek sesle zikretmesinin caiz olduğunda müttefiktirler. Dervişlere göre zaten her nefes son nefestir. İyi arkadaş, iyi işten daha mühimdir. Ali Ramiteni Hazretlerinin meclisinde alimlerden biri onu övercesine, "Siz özsünüz, bizse kabuk" deyince, Ramiteni Hazretleri, "Öz, kabuğun himaye ve koruması altındadır" diye cevap verdi. Cevizin kabuğu şeriate, içi de tarikate benzer. Kabuk olmazsa cevizin içi çürüyüp zayi olur. Öz kabuğa muhtaç olduğu gibi, tarikat ehli de şeriat alimlerine muhtaçtır. Ey iman edenler! Hepiniz Allah'a tevbe ediniz ki, kurtuluşa eresiniz. En-Nur 31 ayeti kerimesinde hem işaret vardır, hem beşaret yani müjde. Tevbe etmeye işaret, tevbenin kabul edileceğine de beşaret vardır. Eğer Allah Teala tevbeyi kabul etmeyecek olsaydı, onu emretmezdi. Onu emretmesi kabul edeceğinin delilidir. Ancak kişinin kusurunu görmesi şartıyla. Amel etmek gerek. Ancak amele güvenmeyip, sanki onu hiç yapmamış gibi düşünmek gerek. Bu şekilde kusur ve acziyeti itiraf ederek, amel-i salihlere devam etmek gerek. Zira dualarımız gibi, amellerimiz de kabule muhtaçtır. Bu sebeple kul daima Cenab-ı Hakk'a iltica halinde olmalıdır. İki şeye çok dikkat ediniz. Konuşurken ağzınızdan çıkana, yemek yerken ağzınızdan girene. Kabul olması için günah işlemediğiniz bir dille dua edin. Yani hak dostlarının huzurunda tevazu sahibi olun ve onların gönüllerinde yer edinin ki onlar da sizin için dua etsinler. Bir gün bir kişi Hace Azizan'ın huzurunda "Aşıklar bir demde iki bayram ederler" mısrağını okuyunca o, "Hayır, üç bayram ederler" buyurdu. O zat bu sözün manasını sorunca, Hacı Azizan rahmetullahi aleyh şöyle izah etti. Kulun bir kere Allah Teala'yı zikretmesi, Hak Teala'nın onu iki zikri arasında gerçekleşir. Yani Hak Teala önce kendisini zikretmesi için okula yardım eder. Bu sayede kul zikre muvaffak olur.
Sonra Allah Teala kulunun zikrini kabul şerefiyle müşerref kılar. Tevfik, zikir ve kabul. Bir nefeste yaşanan üç bayram.